Herkese merhaba. Merhaba dostum. Merhaba. Çocuklar merhaba. Hepiniz beyaz giyinmişsiniz. Nasıl kabul ettiniz? Melek gibi görünüyorlar. Eminim kazanacaklar. Selam Cici. Biraz limonata alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Bu yarışma yüzünden kimse benden bir şey almıyor. Müşterim yok be. Merhaba. Salatalık tutan bir kral, içinizden biri yarışmayı kazanacak. Eğer bu olursa bana çok şey borçlu olursunuz. Vay canına salatalık kralı ve o sarışın. Çocuklar biriniz kazanacak gibi. Thomas, umarım sen kazanırsın. Bunların hiçbirine inanmıyorum. Martin, eminim sen kazanırsın. İyi şanslar çocuklar. Vay canına, sanırım sarışın bir falcı. Ondan önceki falcı kimdi peki? Sanırım Moody'di. Evet, çok kârlı. Herkes geleceğini bilmek ister. Biliyor musunuz kızlar? Tarotlar doğrudur. Moody her gece tarot falı bakıyor. Ve bana ne dedi biliyor musunuz? O kişiyle tanışacağım. Bu kamptan değil, rüyalarımdaki gibi geniş kasları olan bir adam. Vay canına Cici, rüyaların gerçek oluyor. Peki rüyanda ne yapıyordun? Bu seni ilgilendirmez Nastya. Merak ediyorsunuz ama size söylemeyeceğim. Sağ ol Cici ama yarışma çocuklar arasında. Gitmek zorundayız. Umarım tahminin gerçekleşir. İyi şanslar. Ve rüyamda adının Habib olduğunu söylemeyi unuttum. Habib. Bye Mike. Evet kızlar, en iyi giysimi giydim. Havalı ama yarışma için yeterli değil. Biraz daha dar bir şey giyemez misin? Karın kasların görünsün. Karın kaslarım mı, gerçekten mi kızlar? Ne karın kası ya? Bye Mike, eminim karın kaslarınızı saklıyorsunuz. Oo! Gerçekten her şey yolunda. Kazanan sen olacaksın. Sen güçlüsün. Cidden mi? Demek büyük annem haklıymış. Mike'ın karın kasları varmış. Yani Bay Mike, yarışmada en yakışıklı, en zeki ve en güçlü adamı seçecekler. Sen akıllısın, öğretmezsin. Bize hayal kırıklığına uğratma. Kızlar, ben zeki, güçlü ve yakışıklıyım. Kazanmaya hazırım. Endişelenmeyin, kazanmaya hazırım. Umalım da Bay Mike aşk erkek olsun. Çocuklar, zeka yarışmasını kazanmalısınız. Size tüm soruları ve cevapları verdik. Umarım ezberlediniz. Gerçekten her şey yolunda. Neden sesin bu kadar emin değil? Biz seni hazırladık. Bütün bunları hatırlamanın kolay olduğunu mu sanıyorsun? Bu yarışmayı kazanamazsanız ezik olarak kalırsınız. Hey, bize öyle deme. Tatlım, endişelenme. Sen ezik değilsin. Bu yarışmayı kazanıp kazanmaman önemli değil. Sen benim için en iyisisin. Gerçekten. Ağzım kurudu. Sen ona bu kadar hayran olma. Onlara aşık olmazsa biz de aşık kız olamayız. O halde yapacak bir şey kalmaz. Summer, bize patronluk taslama. Sanki yetkili senmişsin gibi, bıktım. Hadi bebeğim, gidelim, yarışma başlayacak. Beni hayal kırıklığına uğratma. İşte geldik. Şuna bak, en iyi sen görünüyorsun dostum. Peki ya ben nasılım ha? Daha iyi olabilirim. Beni desteklediğin için sağ ol. Doğruyu söyledim, baskılı bir tişört giymeliyim. Biliyor musun Job, benim farklı bir tarzım var. Hadi gidelim, her şeyi kaçıracağız yoksa. Herkese merhaba. Yarışmacılarımıza hoş geldiniz diyelim. Kızlar, size söylüyorum, salatalık kral kazanacak ve o sarışın olacak. Bu gerçekleşecek. Blondie, bu gece odana uğrayacağım. Falıma bak. Kimin falına? Habib hakkında. Anlamıyorum. Benimle yarışmaya falan mı çalışıyorsun? Hayır Moji, sen benim rakibim değilsin. Ben rakipsizim. Hey kızlar, biraz sessiz olalım. Bu bir aşık olma yarışması. Eğer erkek arkadaşın yoksa çeneni kapa ve süreci izle. Erkekler soru sormaya başlamak üzere. Ah kızlar, umarım erkeklerimiz aptal değildir. İlk yarışma zeka ile ilgili. Ne kadar zeki olduğunuzu görelim. Cevap vermeye hazır mısınız? Hazırız. Beyinleriniz nasıl? Ben iyiyim. Beynim harika. Harika. Yani biz kazanacağız. Beyler, Bay Mike'ın geçmesine izin verin. Bu onun herkes yeneceği bir yarışma. Bay Mike, o kadar emin olmayın. Tam bir saf. Cevapların bizde olduğunu bilmiyor. Kazanacağını sanıyorum. Hadi başlayalım. Job ve Bob, ilk soru size. Şili'nin başkenti neresidir? Şili mi? Şili neresi? Çili mi diyor? Bu bir ülke oğlum. Evet. Başkenti neresiydi? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Aptallar. Siz aptalsınız. Biri cevap verebilir mi? Biz. Şili'nin başkenti Santiago. Yaşasın. Aferin. Erkek arkadaşlarımız en akıllıları. Gurur duyuyoruz. Onlar nasıl bile bildi? Gerçekten şok oldum. Aferin çocuklar. 1 puan. Sıradaki soru Bay Mike için. Herhangi bir soru en zoru bile olabilir Bay Mike. Her soruyu cevaplayabilir. Bay Mike, hadi. Peru ülkesinin başkenti neresi? Bana 1 dakika verin. Böyle bir ülkeyi hiç duymadım. Bay Mike bir moron.
Bilmiyor. Ha, şaka yapıyorum. Peru'nun başkenti Lima. Aferin Bay Mike. Biz de seni aptal sanıyorduk. Bay Mike en iyisi, benim harika durumda. Ve sıradaki soru Smile ve Timur için. Bu kamptaki en zeki adamlara bu soru. Selam, ailem ve ben hayvanları çok seviyoruz. Bu yüzden bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kurtarmaya karar verdik. Tüm hayvanlarla ilgilenmek için oyunumuzu indir ve dünyadaki en iyi hayvanat bahçesini inşa etmemize yardımcı ol. Oyunda görüşürüz. Duydunuz mu? Kamptaki en zeki adamlar geldi. Çok eziksiniz. Hiç de zeki değiller. Doğru cevap verirlerse bu işin içinde bir iş var demektir. Tamam çocuklar, Danimarka ülkesinin başkenti neresidir? Sen biliyorsun, eminim biliyorsun. Elbette biliyoruz. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu şeylere cevap vermeliyiz. Bu serseriler zaten anlamayacak. Londra! Bu doğru. Başardınız çocuklar. Birlikte başardık. Kimse şüphelenmedi. Ama bu yanlış, yanlış. Aslında Danimarka'nın başkenti Kopenhag. Hadi be. Hadi be. Danışmanlar çocuklarla birlikte oynuyor. Bu doğru değil. Olmaz bu. Bay Mike, sorular size olmadığında sessiz olun. Sonu kötü bitebilir. Özür dileriz kızlar. Kopenhag demek istemiştik ama Londra çıktı ağzımdan. Sıradaki soru senin için Thomas. Sadece bana mı? Cevabı fısıldayacağım sana ilerle. Thomas hadi beynini kullan, benim için yap. Knoppa sakin ol. Katar ülkesinin başkentini söyle. Umarım aptal değilsindir. Üzgünüm Knoppa. Herkesten özür dilerim, başkentini bilmiyorum. Katar'a gittiğimde muhakkak öğreneceğim. Cevap verebilir miyiz? Cevap verebilir miyiz? Evet Jock ve Bob. Katar'ın başkenti Katar'dır. Yanlış, 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 ben yanlış. Ben biliyorum. Biz yanlış. Biliyoruz, biliyoruz. Katar'ın başkenti Doha. Bunlar nereden biliyor? Daha iyi çalışmalısınız. Bu doğru, Doha. Yaşasın! Woohoo! Ama sen niye dans ediyorsun? Sen söylemedin. Çünkü ben de aynı takımdayım işte. Aferin çocuklar, en iyisi sizsiniz. Bağırmana gerek yok. Kimin kazanacağını biliyoruz. Salatalık kralı kazanacak. Sıradaki soru Kiril için, buraya gel. Türkiye'nin başkenti. Gerçekten kolay bir soru, Ankara. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Kiril, teşekkür ederim. Harikasın. Nasıl olur ya? Bu ezikler her şeyi nasıl bilir? Sonraki soru Smile ve Timur için. Cevap ne? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hayır. Bir sonraki soru oldukça kolay. Hindistan'ın başkenti neresidir? India. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'dir. Büyük babam orada yaşıyor, o yüzden biliyorum. Aferin Smile. Teşekkürler Timur. Hadi. Aferin çocuklar. Ve son soru Martin için. Martin buraya gel. Angola'nın başkenti. Angola. Aptal sarışın. O senin erkek arkadaşın. Ne olmuş yani? Yalan mı? Ve bunun nedeni o sarışın salatalık değil. Bilmiyorsan eğer. Bu gerçekten kolay. Çocuklar kim cevaplayacak? Ben. İlk cevap veren bendim. Aferin çocuklar. Martin Ali Çerkes. Nasıl üzgünüm, muhtemelen kazanamayacağım. Seni affetmeyeceğim. Endişelenmeyin kızlar. Hala iki tane yarışma var. Güç ve güzellik. Bizim erkek arkadaşlarımız en tatlıları. Ve umarım güçlüdürler. Onlar basketbolcu. İki dakika ara verelim çocuklar. Herkes gelecekteki aşkını desteklesin şimdi. Hadi. Bay Mark. Bay Mark, harika gidiyorsunuz. Elinizden geleni yapıyoruz. Zafer sizi. Kızlar, desteğiniz için teşekkürler. Minnettar. Çocuklar harikasınız. Sizinle gurur duyuyoruz. Beni hayal kırıklığına uğrattın Martin. Bunu sonra konuşacağız. Nasıl, eğer bana inanmazsan o zaman hiçbir şey yapamam. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kiril, büyük soruları bilmen çok güzel. Ama yakında gücünü göstermen gerek. Beni hayal kırıklığına uğratma. Seni hayal kırıklığına uğratma. Öyle olmuyorum. Biz senin için varız Kiril. Senin aşık olduğun kızlar olmak istiyoruz. Thomas, benden uzun süre ayrı kaldıktan sonra biraz aptallaşmışsın. Evet, biraz. Daha çok çalış. Sence kim kazanacak? Kim bu sarışın? Şeyi bilmiyorum. Salatalıklardan biri. Sarışın biri. Eğer gücünüzü gösteremezseniz gerçekten hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Devam edelim. Evet! Pekala çocuklar. Bir sonraki yarışma için bu ağırlığı kaldırmanız gerek. Kim daha çok kaldırırsa yarışmayı kazanır. Hadi başlayalım Timur. Haydi. Hey! Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hadi Timur, daha yapabilirsiniz. Hadi Timur, hadi, hadi. 28, 29, 30. Hadi dostum, bravo Timur. Hadi yürü, yürü. 31, 32, 33. Hadi. Evet, hadi devam et. Bravo, yaşasın. Gördün mü, o benim tatlım. Smile, hadi sıradaki sensin. Hadi Smile. Oo, evet. Harika. Bir. İki. Üç. Dört. Hadi Timur, hadi. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. 16, 17, 18, 19. Hadi Smile, bırak hadi bırak. Thomas bana karışma. 20. 20. Ay. Hadi hadi. Daha yapacağım. 21. 21. Aa, bravo. Harika gidiyordun. Bunu gördün mü, senin adamın ezik. O ezik değil, görmüyor musun? Halterin sapı garip. Smile harikasın, sıradaki Bob. Hadi Job. Hadi hadi. Hadi. Seni de görelim hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da iyiydi. Koca Bob bu kadar yapabiliyor. Hadi Job, Job. Sen yapabilirsin. Hadi bakalım. 2, 3, 4. Tamam, bitirdim. İyiydi, iyiydi. Sıradaki Martin. Hadi Martin. Hadi 1, 2. Hadi Martin, hadi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onu destekleyelim çocuklar. Evet. Kiril. Hadi Kiril. Destansı olacak. 1, evet, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Evet hadi. Hadi daha. 38, 39, 40. 41. Çok iyiydin dostum. Hadi bakalım Thomas, şimdi Thomas'la. Hadi bakalım Thomas. Gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yoruldum bile. Kollarını düz tut. 15. Bırakıyorum. Hadi. Hadi devam et.
İyiydin Thomas. Bu kadar yeter Thomas, tamam. Onu destekleyelim. Hadi Bay Mike. Hadi Bay Mike. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. Hadi Bay Mike. On üç. On dört. On beş. On altı. On yedi. On sekiz. On dokuz. Yirmi. Hadi. 22. Bu yarışmada katılımcılar güçlerini gösterdiler ve biz onları değerlendireceğiz. Balım iyi bir sonuç gösterdi ama. Sen ve Balkaban beni hasta ediyorsunuz. Kızlar, Kerelim'in 34 kiloluk ağırlığı 40 kez kaldırdığını gördünüz mü kızlar? Kerel harika. Gerçekten çabalıyor. Keşke Thomas'tan katılmasını hiç istemeseydim. Gördünüz mü? Hiçbir şey yapamıyor. Kılıfa, sen ve ben talihsiziz. Martin'i gördün mü? Kızlar, her şey gerçekleşiyor gibi ben dedim. İki sarışın salatalık ve iki lider. Evet. Bay Mike'ımız da sarışın. Salatalık değil ama sarışın. Sadece ısınmamıştım, yoksa gücümü gösterirdim. O kadar. Çok zor değil. Hadi Bay Mike, orada sahip olduğunuz her şeyi gösterdiniz. Bay Mike harikasınız. 21 kat güç. İnanılmaz. Sizinle gurur duyuyoruz. Evet çocuklar, son yarışma en güzel karın kasları için. Erkeklere hayran olmaya hazır mısınız bakalım? Bayanlar, bebeğime bakmayın. O çoktan alındı. Çok fazla ayrıcalığın olduğunu düşünmüyor musun? Hayır, sadece bana gerçekten büyük bir aşk. Evet çocuklar, şimdi Palmiye Kampı'nın son yarışmasının zamanı geldi. Bu Tavşan Kampı. Yarışmacılarımıza hoş geldiniz diyelim. Evet. Çocuklar, sizi destekliyoruz. Biri Thomas ve Martin. Bye Mike. Sarışın salatalık. Evet çocuklar, hangimizin en iyi karın kaslarına sahip olduğunu görmeye hazırız. Peki ya kızlar? Biz de hazırız. Ve biz antrenman sonuçlarını göstermeye hazırız. Ve en iyi kimin karın kasının olduğuna zayıfım, yani karın kasların mükemmel görünecek. Daha mükemmel. Az konuş. Daha çok hareket. Hadi gösterin karın kaslarınızı. Çocuklar bizim için bir çeşit şov hazırlamışlar. Hadi bakalım. Ve çocuklara hoş geldin deyin artık. Ve karın kaslarını ilk gösteren Joe. Çok sıska, benim tipim değil. Sarışın, hadi ama hala bir sürü erkek var. Bay Mike'ımız daha havalı olacak. Kaslarını gösterecek bir sonraki kişi bu. Bu çocukların karın kasları yok, sadece kemikleri var. Pekala, sıradakileri bekleyelim. Kaslarını gösterecek bir sonraki kişi Bay Mike. Peki Martin'in sırası ne zaman gelecek? Nasya, senin Martin havuzda baloncuk üflüyor. Bunu biz istedik. İstedik, tamam mı? Karın kaslarını gösteren bir sonraki kişi Timur. Ah tatlım benim. Oh, o çok tatlı. Smiley'in karın kaslarını görmedin daha. Sen gördün mü? Hayır ama eminim kasları iyidir. Timur benim tipime biraz daha yakın. Ciddi misin sen? Ama hala burada benim için bir erkek yok. Ve şimdi sensiz anons yapacağım, tamam, tamam mı? Şimdi Palmiye Kampı'nın en göz kamaştırıcı gelecekteki aşkını göreceksiniz. Tavşan Kampı demek istedin. Bu Smile. Diana, gözlerin neden kapalı? Kirile eski sevgililerime bakmayacağıma söz verdim. Şimdi 3 adamımız kaldı.
Ama Smile ve Timur'dan sonra parlamak zor olacak. Ve şimdi karın kaslarını gösterecek olan Martin. Sevgilim, sen en iyisisin benim kıvırcık bebeğim. Nasya, o bir yetişkin. Ne olmuş Dana? Bu arada duygularıma karışma. Tamam mı? Geriye Thomas ve Kirek kaldı. Thomas diğer her şeyde başarısız oldu. Umarım kasları iyidir. Ve sıradaki yarışmacı Thomas. Thomas, aferin sana, sen en iyisisin. Knopa kulaklarım patladı. Bir kişi kaldı. Kirill, hadi başarabilirsin. Kirill, seni destekliyoruz. Diana, hadi birlikte. Kirill. Ve yarışmanın son katılımcısı Kirill. Ona hoş geldin diyelim. Daha iyiydi. Kirill kollarını neden öyle açtı? Ben öyle söyledim. Evet çocuklar, yarışma sona erdi ve artık açıklamaya hazırız. Kazanan Bay. Karışın salatalık. Ve kazanan Smile. Hayır Timur, anlaştığımızı sanıyordum. Hayır, anlaştığımız şey bu değildi. Seni havuza atmak üzereyim. Bir dakika, ne demek Smile ve Timur kazandı? Gençler, bence seyircilerimizin karar vermesine izin vermeli ve erkekler için de eşit olması için aşkımızı seçmeliyiz. Herkes olmak istiyor ama aşık kız ve aşık erkek olmak için çalışmak gerek. Çocuklar, yorumlara kazananın kim olması gerektiğini yazın. Hep birlikte erkeklerimizi destekleyelim. Danışmanlar, erkek arkadaşlarını kazanan yapmak istiyor. Bu işe karışmasanız iyi edersiniz. Çocuklar, videoyu beğenin, kanala abone olun. Şimdi bununla başa çıkmak zorundayız. Herkese güle güle.